Merhaba. Kalp muhteşem bir organdır. Buraya kalbin farklı odalarını görebileceğimiz bir çizim yaptım. Mesela bu sağ kulakçıktır. Bu sağ karıncık. Sol kulakçık ve sol karıncık. Kalbin sağ tarafı kanı kalbin iki tarafında konumlanmış olan akciğerlere pompalar. Kan daha sonra sol kulakçıktan kalbe giriş yapar ve sol karıncıktan da aort aracılığıyla vücuda yani bacaklara, beyne ve kollara pompalanır. Bu söylediklerimin hayatın devamlılığı için dokulara oksijen ve besinlerin ulaşması için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Buna bağlı olarak kalbin pompalamasında meydana gelebilecek bir bozukluğun da kardiyak çıkışta ve doku perfüzyonunda azalmaya sebep olacağını da tahmin edebilirsiniz. Bu durumdaki biri oksijeni vücuduna dağıtamaz. Peki bu bozukluğa neyin sebep olabileceğini biliyor musunuz? Kalp yetmezliği kapakçıklarla ilgili sorunlardan ötürü oluşabilir. Örneğin buradaki aort çıkış yolu hasar görmüş ya da herhangi bir sebeple daralmış olabilir. Bunun sonucunda da kanın aort aracılığıyla vücuda pompalanması oldukça zorlaşır. Evet, kapakçıkla ilgili sorunlar şok ve aritmi ile sonuçlanabilecek yetmezliklere neden olabilir. Bu kalbin elektrik iletiminde yani kalbin hayatımız boyunca atmasını ve kan pompalamasını sağlayan sistemde bir sorun olduğu anlamına gelir. Ventriküler duvar ya da kalp duvarı, kalbin olması gerektiği şekilde kasılmasını engelleyecek biçimde kalınlaşmış olabilir. Eğer kalp kendi başına işini göremez hale geldiyse şokla karşılaşabiliriz. Şok, kan basıncının yani tansiyonun düşmesi ve dokulara oksijen iletiminin yapılamaması anlamına gelir. Kalp krizleri, kardiyojenik şokun en büyük nedenleri arasındadır. Miyokardiyal enfarktüs, kontraktiliteyi yani kasılma yeteneğini azaltır. Örneğin, sol karıncağa odaklanacak olursak, kan eğer gerektiği şekilde pompalanmıyorsa sol kulakçığa geri gelir. Kalp tüm bu aşırı sıvı yüklenmesini kaldıramaz duruma geldiğinde de kan akciğerlere dolmaya başlar. Durum daha da kötüleşirse, kanın toplar damarlara ve buradan da kalbin sağ tarafına ve sisteme de geri döndüğünü görebiliriz. Buna aşırı sıvı yüklenmesi adı verilir. Şimdi de bazı belirtilerinden bahsedelim. Örneğin pulmoner konjesyon. Kan akciğerlere hücum ettiğinde hasta solunum güçlüğü çekebilir. Öksürüğü de balgamlı olur. Tüm bunlar kan akciğerlere dolduğu için oluşan durumlardır. Jugüler venöz dolgunluk adı verilen bir durumla da karşılaşabiliriz. Bu, kan toplar damar sistemine doğru geri gitmeye başladığında boynumuza kadar geleceği için boyun toplar damarının şişmesi anlamına gelir. Buna ek olarak anjina adı verilen göğüs ağrısı ve kalp yeterli oksijeni alamayacağı için diğer şok tiplerinde de görülen organ yetmezliği, idrar çıkışının azalması gibi durumlarla da karşılaşabiliriz. Bunun sebebi diğer organ ve dokuların da ihtiyaçları olan oksijeni alamamalarıdır. Kan deriden kalp, akciğer ve beyin gibi hayati önem taşıyan organlara yönlendirileceği için hastanın cildi soğuk olacaktır. Bu belirtiler ve kalp yetmezliğine sebep olan durumlarla kardiyojenik şok teşhisi nasıl yapılabilir? Kardiyojenik şokun teşhisi için şuraya bir göz atalım. Teşhis için serum laktat ölçümü ve oksijenasyonu ve dokuların biyokimyasal ihtiyaçları için oksijen kullanımlarını ölçümleyen arteriyel kan gazı gibi tipik laboratuvar testlerine de başvurulacaktır. Tabii kalp yetmezliğine sebep olan farklı durumlar için de uyanık olmalıyız. Örneğin ciddi bir kalp krizinde doku hasarı ya da kalp hasarı olup olmadığını anlamak için troponine bakılabilir. Ya da bir göğüs röntgeninden yardım alabiliriz. Soldaki akciğer alanı açıkça görülebilen normal bir röntgen. Diyafragmatik girintiyi de görebiliyoruz. Yani bir sıvı birikimi söz konusu değil. Ama burada kalp ve akciğer kanla dolu. Akciğer toplar damarlarının olduğu alandaki sıvı birikimini görüyorsunuz değil mi? Aynı durumu bu çizimde şu şekilde gösterebilirim. Kan kalbin sol tarafından geri gittiği için pulmoner toplar damarlar kanla dolmaya başlıyor. Diyafragmatik girintinin de farklı olduğunu görüyoruz. Burası henüz o kadar farklılaşmış değil ama bu kısımda da bir farklılık söz konusu. Diyaframı takip edip
göğüs duvarına geldiği yeri bulabiliyoruz. Ama buradaki röntgende normal röntgene göre biraz daha karanlık bir görüntüyle karşı karşıyayız. Daha iyi görebilmeniz için şunu siliyorum. Evet, bunun buraya göre daha karanlık olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bunların yanında aritmi ya da kalp krizlerini görebilmek için EKG'ye de bakılabilir. Hatta bunu bir adım daha ileri götürüp ultrason yapılabilir. Kalp ekokardiyogramla görüntülenebilir. Kalp ultrasonu sayesinde kontraktilite yani kalbin ne kadar iyi kasıldığı görülebilir. Bütün bunları söyledim çünkü gerçekten de kalbin ne durumda olduğunu anlamamız gerekiyor. Durumu iyileştirebilmek adına kardiyojenik şoka ya da kalp yetmezliğine neyin sebep olduğunu bilmeliyiz. Buradaki laboratuvar değerlerinin yanında kardiyojenik şok söz konusu olduğunda daha da önemli hale gelen iki değer daha var. Bunlardan biri pulmoner kapiller oklüzyon basıncı, diğeri de kardiyak çıkıştır. Biz şimdi yeniden şuraya odaklanalım. Önce pulmoner kapiller oklüzyon basıncını inceleyelim. Bunu venöz sistemden geçerek kalbin sağ tarafına gelen ve buradan da pulmoner arterlere ve kapillere ilerleyen bir kateterle belirleyebiliriz. Pulmoner kapiller oklüzyon basıncı denmesinin sebebi de budur zaten. Yani elimizdeki pulmoner kateteri pulmoner kapillere ulaştırırız. Pulmoner kapiller oklüzyon basıncı kalbin geri basıncını ölçer. Hatırlayacağınız gibi kardiyojenik şokta sol karıncıktaki sıvı geri gidip akciğer ve pulmoner atar damarlarda birikmeye başlar. Basıncı yaratan da sıvının geri gitmesidir. Pulmoner atar damarlara yakın pulmoner kapillerdeki basınç normalde 15 mm civadan azdır. Kardiyojenik şoktaki basınç ise 18 mm civadan yüksek olacaktır. Hastanın hangi şoku geçirdiğini anlamaya çalışırken bu basıncı ölçerseniz kardiyojenik şokla karşı karşıya olduğunuzu anlayabilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi bir de kardiyak çıkış var. Kardiyak çıkış ya da kardiyak indeks diyebiliriz. Ha bu arada kardiyak indeksi daha önce duymamış olabilirsiniz ama kardiyak indeks kardiyak çıkışın hastanın vücudunun yüzey alanına bölümüne eşittir. Ve kardiyak çıkışı standartize etmek için kullanılır. Buradaki mantık hastaların hepsinin ağırlıklarının ve boylarının farklı olmasıdır. NBA oyuncuları Michael Jordan ya da Kobe Bryant gibi çok uzun veya basketbolculardan daha kısa yani normal boyda veya çocuklar söz konusu olduğunda oldukça kısa boylu olan hastalardan bahsedebiliriz. Kardiyak çıkış boy ve kilolar yüzünden çok fazla değiştiği için hastanın vücut yüzey alanını kullanıp kardiyak indeksi bulunur ve bu kardiyak çıkış yerine kullanılır. Şimdi kardiyojenik şok geçiren hastaların kardiyak indeksi dakikada 2,2 litreden az olacaktır. Kardiyak çıkış bölü vücut yüzey alanı. Bu arada normal kardiyak indeksin 2,6 ila 4,2 arasında değiştiğini de ekleyelim. Kardiyak çıkış, pulmoner atar damar kateterinin de aralarında olduğu birkaç farklı şekilde ölçülebilir. Ekokardiyogramla kalbe bakılabilir. Burada önemli olan kardiyak çıkışın kardiyojenik şok için önemli bir teşhis yöntemi olduğunu aklınızdan çıkarmamanız. Kardiyojenik şokun tedavisini de 3'e ayırarak anlatacağım. Öncelikle şok söz konusu olduğunda hastaların oksijene ihtiyaçları olduğunu hatırlayalım. Bunun için de hastaya oksijen vermek, hücrelere destek olarak ihtiyaçları olan oksijeni almalarına yardımcı olacaktır. İkinci olarak kardiyovasküler desteğe de ihtiyaç duyulabilir. Neden? Çünkü kardiyovasküler sistem zor durumda ve desteğe ihtiyacı var. Bu sistemik vasküler rezistans artırılarak yapılabilir. Rezistans artarsa kan damarlarının kanı taşıması kolaylaşacaktır. Kullanılabilecek ilaçlar arasında vazopresörler, norepinefrin ve epinefrini sayabiliriz. Bunların hepsi vazopresör ilaçlardır ve kan damarlarını daraltarak kan akışını düzenlerler. Kardiyovasküler destek kalp kontraktilitesi artırılarak da sağlanabilir. Kalp daha iyi kasılırsa daha fazla kanı kalpten uzaklaştırabilir, öyle değil mi? Kardiyojenik şoktaki problem de zaten budur. Kan kalpten uzaklaştırılamaz. Kontraktiliteyi iyileştirmek için de farklı ilaçlar vardır.
ve kardiyojenik şoku tedavi etmenin bir yolu da budur. Son ve belki de en önemli olarak kalbi ya da kardiyojenik şoka sebep olan her neyse onu onarmak gerekir. Örneğin kalp damarı tıkalı olan bir hasta için kan damarlarını açarak kan akışını düzenleyen ve kalbe yeniden oksijen ulaşmasını sağlayan bir prosedür uygulanabilir. Videonun başında bahsettiğim gibi sorunumuz eğer bir kapakçıksa bu kapakçığın onarımı ya da değiştirilmesi kalp yetmezliğini ortadan kaldırabilir. Çok ciddi vakalarda ise kalbin değiştirilmesi yani kalp nakli kardiyojenik şoku tedavi etmenin tek yoludur. Kardiyojenik şokta kalbin kan pompalayamamasından ve yeteri kadar kasılamadığı için kanı vücudun geri kalanına iletememesinden ötürü dokuların oksijensiz kaldıklarını bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Hoşça kalın.